Merhaba, iyi akşamlar. Bugün 183. Medyaskop TV Kültür Tarih Sohbetleri'nde stüdyolara ve yeşil sahalara dönmüş olarak karşınızdayız. Aşağı yukarı 5 aydır stüdyodan uzak olarak yayınlarımızı sanal ortamda sürdürmeye çalıştık. Bugün tekrar stüdyoya dönmüş olduk. Bugün Amerika Birleşik Devletleri'nde halen görev yapan George Mason Üniversitesi öğretim üyesi Dr. Hüseyin Yılmaz'la birlikteyiz. Hüseyin Yılmaz'la bugün Osmanlı siyaset düşüncesi ve hilafet üzerine konuşacağız. Bu yayının size ulaşmasında bize destek olan Kronik Kitap'a hemen buradan başlamadan bir teşekkür etmek istiyoruz. Bugün hocam öncelikle hoş geldiniz. Teşekkür ederim. Yine uzaklardan ama fiziksel bir yayın yapmış olacağız bugün. Doktor Hüseyin Yılmaz aynı zamanda Ali Vural Ak İslam Araştırmaları Merkezi'nde de bir görevi var. Oranın yöneticilerinden Amerika Birleşik Devletleri'nde ve İslam siyaset düşüncesi üzerine bizim yapmayı düşündüğümüz, değil mi hocam? Bir dizi yayın var. Bu kavramlar üzerine aslında konuşmak istiyoruz ve ilginç bir şekilde güncel de bir konu oldu bu hilafet meselesi. Evet. Biz şimdi o güncel tartışmalara zaten çok girmeyeceğiz ama böyle de bir şey oldu, yani çakışma durumu oldu. Hüseyin Hoca bugün bu aralar Türkiye'de olduğu için bize de konuk olmuş oldu. Hocam öncelikle ilk soruyu ben sorayım, daha sonra devam ederiz. Bir kavram üzerinden bir başlayalım isterseniz. Hilafet nedir? Hani Osmanlı siyaset düşüncesindeki yerini ayrıca konuşuruz ama hilafet nedir? Oradan bir giriş yapalım isterseniz. Buyurun. Davetiniz için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Ayrıca şunu da hatırlatmak lazım. Bu da 5. senenin bitirdik. Evet. Senin ilk programı. Evet, evet. Evet, yıl dönümümüz de kutlu olsun bu arada. Sağ olun hocam. Bu arada şu da ikinci kez aslında Hüseyin Hoca bize konuk oldu. Daha önce geçen sene de bir yayınımızda kendisi konuğumuz olmuştu. Buyurun hocam. O da büyük oranda hilafet merkeziydi. Evet. Belki bu sefer hilafet mevzunu biraz daha teferruatlı açmamız mümkün olacak. Şimdi sorduğunuz soru çok önemli fakat cevabı çok basit değil. Çünkü hilafet karmaşık bir konu ve 3 perspektiften ele alınması gerektiğini düşünüyorum. Birincisi efsanevi yönü, yani hilafet mitik yönü. İkincisi tarihi gerçekliğe tekabül eden yolu, yani evet, siyasi arenada nasıl oluşmuş. Üçüncüsü de teori tarafı, yani siyaset düşüncesinde nasıl ele alındığı mevzusu. Şimdi kökenlerine bakarsak hilafetin kavram olarak Kur'an'dan geliyor. Hı hı. Yani o açıdan tarihi oluşumun temelinde Kur'an'ın kendisi var, pratiğinden ve teorisinden önce. Daha sonra ilk peygamberden sonraki oluşum artı Emeviler ve Abbasiler dönemindeki ele alınışı var, bu tarihsel hilafet. Üçüncüsü de teori. Şimdi bunları teori dediğimiz tabii siyaset düşüncesinde nasıl yorumlandığı değişik çevreler tarafından. Bu üçü birbirinden bağımsız değil. Ama kronolojik bir sıraya koyduğumuzda dediğim gibi ilk önce Kur'an'dan başlıyor. Daha sonrası şöyle karmaşıklaşıyor. Erken dönem İslam tarihinde hangi kavramın nasıl kullanıldığına dair, kimler tarafından kullanıldığına dair çok kendi döneme ait kaynaklarımız yok. Yani sonraki kaynaklara dayanaraktan geriye dönüp düşünebiliyoruz. Hı hı. Hilafeti nasıl anladıklarına dair. Ona dayanarak da şunu söyleyebiliriz. Peygamberin ölümünden hemen sonra hilafet siyasi söylemin ana kavramlarından birisi haline geliyor. Bu kesin. Hı. Fakat hakim bir kavram olmaktan ziyade giderek gündemden düşen bir tarafı da var hilafetin. Çünkü 2. yüzyıldan itibaren fakihlerin İslam siyasetini yorumlamaya ve ona hukuki bir zemin hazırlamaya başladıkları andan itibaren onların temel kavramı imamet oluyor, hilafet değil. Yani tipik bir fıkıh kitabında
ilgili bahis imamet bahsidir. Hilafet bahsi değil. Ama hilafeti biliyoruz ki işte Hazreti Ebu Bekir'in ilk defa kullanıldığına dair rivayetler var. Daha sonra işte Hazreti Ömer'in hilafetten ziyade emir-i müminini kullandığını biliyoruz. Daha sonra Emevilerin halife kavramını altını çizerekten ve çok yoğun bir şekilde kullandıklarını düşünüyorum. Bunların hepsinin de anlamları farklı yalnız. Hazreti Ebu Bekir'in kullandığı anlamdaki hilafet, peygamberin siyasi pozisyonunun devamı niteliğinde. Halifeti Resulullah diyor. Ben peygamberin devamcısıyım. Orada şeyi de açıklamak herhalde değil mi? Anlamında. Hilafeti de kelime anlamı olarak da devam eden. Evet, zaten arkadan gelen demek halife. Halif-selef ilişkisi. Türkçedeki kalfa da o anlamda da biliyorsun. Yani ustadan sonra gelen anlamında. Yani halife bu arada yani yine mevzuyu fazla karıştırmamak için gayret ediyorum ama siyasi kullanımının dışında yani herhangi sosyal organizasyonda, Müslüman toplumlarda veya manevi birlikteliklerde var. Çok yoğun kullanılan bir şey. Örneğin tasavvufta da şeyhlerin halifeleri vardır malum. Onlara ayrıca girebiliriz. Şimdi Ebu Bekir'in Halifetullah tabirini reddedip de Halifeti Resulullah tabirini kabul etmesi sonradan ona atfedilen bir şey de olabilir. Çünkü fukaha 2. yüzyıldan itibaren bunu İslam, daha doğrusu var olan siyasi yapıyı İslami hukuki temellerine oturtmaya çalışırken Halifetullah tabirini sakıncalı buluyor. Çünkü Allah'ın yeryüzünde temsilcisi veya vekili olamaz. Kimin vekili veya temsilcisi olabilir? Peygamberin temsil vekili olabilir diyerekten kabul etmiyorlar Halifetullah ve bunu Ebu Bekir'den itibaren doğrusunun Halifeti Resulullah olduğunu söylüyorlar. Yani fıkhın, özellikle sünni fıkhın temel inançlarından birisi bu. Diğer yandan Emeviler tam tersine Halifetullah tabirini kullanıyorlar. Çünkü Emevilerin meşruiyeti sorumlu. Yani buradan kalkarak şunu da söyleyebiliriz. Hilafet, Müslüman toplumlardaki siyasi oluşumların meşruiyet tartışmasının da tam ortasında ola gelmiş her zaman. Yani meşruiyet sorunu yaşayan siyasi oluşumlar 3 aşağı 5 yukarı hilafeti kendilerince yorumlayaraktan kendilerini meşru göstermeye çalışmışlar. Emeviler Hazreti Ali ile mücadelelerinden dolayı ve kendilerini kabul etmeyen hala büyük oranda sahabe topluluğundan dolayı bu otoriteyi doğrudan Allah'tan aldıklarını açıkça söylüyorlar. Yani biz Halifetullah'ız yeryüzünde ve şeyin de parçası olarak Halifetullah'ız hatta diyorlar. Kaderin bir parçası olarak. Yani sizin bizi seçmeniz gerekmiyor. Şimdi buna karşı Emevilerin sonlarına doğru oluşmaya başlayan hukuk düşüncesinde hilafetten uzaklaşıyor fukaha. Çünkü hilafet yönüyle siyasi iktidarın hukuki bir zeminini oluşturmak zor. Fukaha kalkıyor diyor ki asıl olan imamettir. İmamette kontrattır, anlaşmadır, beyattır. Yani beyat dolayısıyla toplulukla yönetim arasında kontrat olmadan meşruiyet olmaz. Bunun da adı imamettir. Yani imamet seçilen bir şey. Yani Allah Hazreti tarafından... Ebu Bekir'e şey yani. Tabii tabii. Mi? Zaten örnekler de oradan geliyor. Yani Ebu Bekir'in sahabe tarafından seçilmiş olması, sonra Hazreti Ömer'in Ebu Bekir tarafından tayin edilmiş olması. Çünkü tayin de bir usul. Yani meşru bir otorite kendisinden sonrakini tayin edebiliyor. Sonra Ömer'in oluşturduğu şura, şurayla da ortaya çıkabiliyor meşru otorite. Ama asıl olan şu, fakat bu tür, bunlar teknik tarafı tabii, şura veya tayin. Her halükarda yine beyatın oluşması gerekiyor. Yani fukahanın altını çizdiği en önemli unsur burada, siyasi otoritenin vücut bulduğu toplumun reyini almış olması. Bütün tartışma orada
çatallanıyor. Yani kimdir meşru otoriteyi tayin eden? Hı hı. Yani bunun yolu seçim midir? Seçimse kimlerdir? Zımnen kabul müdür? Mesela bazıları demişler ki ümmetin ileri gelenleri. Ama ileri gelenleri kimler? Evet. O tartışılmış. Yani bunlar müçtehit imamlar mıdır? Asiller midir? Zenginler midir? Toplumun hepsi midir? Şimdi seçim mümkün olmadığına göre bir de topluluk genişlemiş. Emevileri düşünürseniz şimdi neredeyse Horasan'dan şeye kadar, İspanya'ya kadar ulaşmışlar. Herkesin şeyini kabulünü almak mümkün değil. Kimler, yani temsilci vasfına sahip kim olabilir bütün ümmetin, hilafetin? Tabii bunların hepsi tartışılmış ama teknik mevzu olarak tartışılmış. Fakat temelde dediğim gibi kontradır imamet. Evet. Fukaha'nın dilinde. Sonraları Abbasiler döneminde imametle hilafet 3 aşağı 5 yukarı birleşmiş gibi. Yani hilafeti imamet olarak tanımlamaya da başlamışlar. Yani bunu müteradif olarak kullanmaya başlıyorlar. Eş anlamlı, hı hı, kelime olarak. Bu hilafetin kazandığı yeni bir anlam Abbasiler döneminde. Yani imamete denk gelecek şekilde tanımlamaya başlıyorlar. Şimdi bu erken dönemdeki oluşumdan çıkarak şunu söyleyebiliriz. Önümüzde bir tarihsel hilafet var. Yani peygamberden sonra başlayan ve işte inişler çıkışlarla veya farklı yorumlarla Osmanlıların sonuna kadar gelen tarihsel hilafet var. Bir de teorideki hilafet var. Yani bu kelamcıların veya fukahanın veya sufiyenin, felsefenin, filozofların veya herhangi bir düşünürün üzerinde düşünüp anlamlandırmaya çalıştığı, anlamaya çalıştığı ve çoğu zaman da varoluşsal bir şekilde anlamaya çalıştığı, sadece siyasete sınırlandırmadığı bir kavramın tarihi var. O çok daha karmaşık ve geniş bir tarih. Bir de onunla alakalı efsaneler var hilafetle, evet, alakalı. Çünkü düşünürken tarihsel öncüller, örnekler önemli. Özellikle bağlayıcı olanlar. Dolayısıyla Ebu Bekir'e atfedilen hikayeler var. Ömer'e, Ali'ye, Harun Reşid'e vesaire. Mesela peygamberlere, yani Hazreti Muhammed'den önceki peygamberlere atfedilen örnekler var. Bunlara dayanaraktan hilafeti kendilerince anlamaya çalışmışlar. Yani aslında tek bir hilafet şeyinden bahsetmek mümkün değil. Hiç tarihsel değil. Süreç içinde ihtiyaca ve politik pozisyona göre tarif edilmiş birden fazla hilafet teorisi var. Var ve sürekli değişiyor. Halen de değişiyor. Evet. Evet Ozan, ikinci soruyu senden alalım. Uzun sorunca böyle bir şey oldu değil mi? Devam edecek misin abi, ben sorayım mı? Buyurun. Peki Osmanlı öncesinden yine bahsederiz ama biraz da bu Abbasilerde hilafet biraz daha karmaşık hale geliyor. Yani bir yanda özellikle Selçuklularla ilişkiye girdikten sonra, daha doğrusu pardon, Türklerle ilişkiye girdikten sonra bir maddi anlamda, yani nasıl diyeyim, siyasi bir iktidar sahibi olan bir işte yönetici, diğer tarafta da halife dediğimiz bir başka bir yönetici oluyor. Böyle iki başlılık gibi bir sisteme geçiyormuş gibi oluyor. Bu süreç nasıl gidiyor? Emevilerden sonraki süreç, ondan sonra zaten Osmanlı'ya gelebiliriz herhalde. Orada böyle bir çatallaşma oluyor galiba. Evet. Burada şunu da belki söylemek lazım. Olayı anlamak için. Hilafet yine 3 aşağı 5 yukarı diyelim. Çünkü genel, bazı genellemeler yapmak zorundayız burada. Çünkü hemen hemen her Müslüman topluluğun kendince tanımladığı bir şey, hilafet, kavram. Onlara da girebiliriz bazılarına belki bu konuşmada. Ama genel itibariyle şunu söyleyelim. İslam siyaset teorisinde de, pratiğinde de hilafet genelde hükümranlık unvanı değildir. Yani bazen sultanlık hükümranlık unvanı olarak kullanılabiliyor. Bazen imam veya imamet bunun için kullanılabiliyor. Hilafet genelde dini bir statüdür
Yani hem pratikte hem de teoride. Şöyle ki Abbasiler halife tabirini tabii ki kullanıyorlar. Yani çok altını çizerekten kullanıyorlar. Fakat esas Abbasilerin paylaşmadıkları bir tek ünvan var. O da Emirül Müminin. Yani onu paylaşmıyorlar. Çünkü o Abbasi halifesine veya imamına ne derseniz tamamen ona ait bir şey. Yani önüne gelen halifeyi kullanabilir. Hala da öyle. Kullanıyorlardı. Yani tasavvufi oluşumlarda falan biliyorsun bir sürü halife var. İşte hacı halife gibi. Evet. Yani herhangi bir ustanın şeyi gibi, kalfası gibi. Ama Emirül Müminini kullanamazsınız. Çünkü o hükümranlık ifade ediyor. Yani o toprak bütünlüğünde hakim tek bir siyasi unsur var. O da Emirül Müminin. Yani hatta 8. 9. yüzyıl diyeyim. 9. yüzyıldan itibaren Abbasi yönetimi yavaş yavaş parçalanmaya başlayınca işte bir taraftan Büveyhiler çıkıyor, bir taraftan Samaniler çıkıyor, Tuluniler çıkıyor vesaire vesaire. Her birisinin kendine ait ünvanları var. İşte Rüknüt Devle diyor mesela kendine Büveyhiler vesaire evet. Bazıları İmamüt Devle falan diyorlar ama hiçbirisi Emirül Müminin tabirini kullanamazlar. Halifeyi de kullanabilirler. Sonrakiler kullanıyorlar biraz daha geç Abbasi döneminde. Yani bu halifeyi nasıl yorumladığınıza bağlı ama Emirül Müminin'i yorumlayamazsınız. Evet. O dışlayıcı bir şey. Sadece o kullanabilir. Yani burada dini ünvan aslında hani çok üzerinde titrenilen bir şey değil. Esas olan siyasi ünvan. Siyasi şey paylaşılmıyor. Dini ünvan bir anlamda... Siyasi otorite evet, paylaşılmıyor. Siyasi otorite paylaşılmıyor. Halife de özellikle Emevi sonrasında diyelim, Emevilerdeki hilafet kavramı biraz daha karışık. Ondan aynı zamanda hükümranlık ünvanı olarak da kullanıyorlar. Özellikle Emevilerden sonra hilafet tanımlayıcı bir kavram olarak ortaya çıkıyor. Yani imamsınız veya emirül müminsiniz fakat nasıl bir emirül müminin olduğunuzu tavsif eden, tanımlayan, açıklayan bir kavram haline geliyor hilafet. Yani halife olmadan da emirül müminin olabilirsiniz. Yani halife iddiasında bulunmayabilirsiniz. Bu sizin meşruiyetinizi bir halel getirmez. Ama eğer belli bir şekilde emirül mümin olduğunuzu vurgulamak istiyorsanız işte o zaman halife olduğunuzu belirtiyorsunuz ve o halifetin, hilafetin ne anlama geldiğinizi de açıklıyorsunuz o dönemde. Ya mesela şimdi bu iki başlık mevzusu en şey bariz örneği herhalde Memlüklerde oluyor. Halife oraya kaçıyor. Hatta işte şey değil mi ya işte Osmanlı evet. Mısır'ı aldıktan sonra Memlükleri aldıktan sonra hilafet alındı diye. Orada hem şey var siyasi iktidar olarak Memlükler var. Diğer tarafta da halife var. Bir tanesi o işte yerin sultanı, diğeri de dini otoriteyi yani sembolik de olsa onu gösteriyor herhalde. Evet, tabii ki. Memlüklere gelmeden önce, tabii Memlükleri açıklamak için önce bir Abbasilere biraz tabii. daha bakmak lazım. Abbasilerin hilafete çok vurgu yapmalarının bir sebebi de kendilerinin dışında kalmaya başlayan dini alanı siyasetle mezzetmeye çalışma gayretleri. Evet. O da ilginç bir tarihsel süreç. Çünkü hadisçilerin, fukahanın, daha doğrusu genel itibariyle ulemanın ortaya çıkışından sonra ulema dini konularda artık 3 aşağı 5 yukarı bağımsızlığını ilan etmiş vaziyette. Yani en azından söylem olarak. Şimdi Abbasi halifesi, Abbasi emirül müminini kadılara atayabilir. Ama kadının mahkemesindeki kararlara müdahil olamaz. Abbasi halifesi işte Ebu Yusuf'u biliyorsunuz kadılık uzat olarak atıyor. Ama Ebu Yusuf'un yazdıklarına karışamaz. Yani hukukla, İslam hukukuyla siyasetin ilişkisi bürokratik bir ilişkiye dönüşmeye başlıyor Abbasilerden itibaren. Ama muhteva olarak ulema dini söylemde hemen hemen mutlak bir otonomi kuruyor. Yani siyasetin o alana müdahale etmesine en azından direniyor
diyelim. Bunun bir sürü şeyi var tabii ki. İstisnası var. Mesela Harun Memun, ondan önce Harun el-Reşid. Bunların hepsi şeyi örnek alaraktan, ilk dört halifeyi örnek alaraktan ve ilk dört halifeyi öyle görerekten veya resmederekten kendilerinin hem siyasi hem dini otorite sahibi olduklarını göstermeye çalışıyorlar. Bu iddiada bulundukları için hilafeti öne çıkartıyorlar. Çünkü Emirül Müminin 3 aşağı 5 yukarı siyasi bir otorite. Yani kuvvetle alakalı bir şey. Evet. Dini otoriteye sahip olabilmeniz için farklı bir şey de lazım. O halife oluyor, hilafet oluyor. Hilafet yönüyle müdahale etmeye çalışıyorlar hukuki sürece. Evet. Onun çatışmaları çıkıyor. Bu aşamada şeyin de altını çizmekte fayda var. Harun el-Reşid'in niye lakabının Reşit olduğu. Değil mi? Rüşt bir halife. Halifenin adı Harun aslında. Güçle değil. İlk halifelere referansla onlar gibi Reşit, yani Reşit, doğru yolda Reşit olan anlamında. Rüştünü gösteren anlamında. Yani Ebu Bekir gibi, Ömer gibi hem siyasi otoriteye hem de dini otoriteye sahip anlamında Reşit lakabıyla anılmaya başlıyor Harun Reşit. Ondan sonrakiler daha bir sert bir şekilde diyelim. Harun el-Reşid bunu daha nasıl diyeyim ulemayla iç içe olarak yapmaya çalışıyor. Yani müzakereyle yapmaya çalışıyor. Memun veya Mutasım doğrudan müdahaleyle yapmaya başlıyor. İşte Ahmed İbni Hanbel'in Kur'an'ın yaratılmış olduğuna dair ikrar etmesi için yapılan işkenceler vesaire, mihne dediğimiz süreç bunu gösteriyor. Yani orada ulemanın her ne olursa olsun kendi ulemanın kendi arasında bir sürü tartışmaları var. Ama ulema bunu tartışıyor kendince. Yani birbirlerini linç etmiyorlar. Ahmed bin Hanbel'le diğerleri farklı farklı düşünebiliyorlar ama bu tartışmaya siyasi otorite müdahil oluyor. Kendince doğru bir karara, teolojik bir karara varıyor ve bunu ilka ediyor. Zorla kabul ettirmeye çalışıyorlar ulemaya. İşte bu hilafetin bir sonucu aslında. Yani dini din konusunda hem teolojik hem fıkhi mevzularda en doğrusunu siyasi otorite bilir. Yani o otoriteyi eline almaya çalışıyor. Ulema sürekli buna direniyor. Tabii öyle bir şey var değil mi? İslam düşündü yani İslam tarihinde öyle bir şey var. Yani bir fukahanın bir sürekli bir özellik şeyi de var. Aslında burada böyle bir çatışma yani evet. Çatışmalar da doğuyor. Tabii. Ulema bu özelliği de bunu Ebul Fadl çok güzel vurguluyor kendi kitabında. Baştan unuttum kitabı şimdi. Rebellion ve bilmem ne in Islamic Law diye güzel bir kitabı var. Orada ulema siyasi sınırların ötesinde bütün işte Müslümanların yaşadıkları topraklarda kendi içlerinde hukuki bir söylem kuraraktan ve onu koruyaraktan yapıyorlar. Yani Sevilla'daki, yani Kurtuba'daki bir fakihle Semerkant'taki bir fakih aynı dili konuşuyor. Ve birbiriyle angaje halindeler. Birbirlerinin yazdıklarını okuyorlar. Yazılan herhangi bir hukuki, fıkhi metin sirkülasyona girmeden önce pek çok taraflar tarafından okunuyor, reddediliyor, şerh ediliyor veya kabul ediliyor. Yani o hukuk dili fıkhın otoritesini siyasetten bağımsız olarak kurabiliyor Abbasiler döneminde. İşte Abbasilerin hilafeti öne çıkararaktan o alana tekrar girmeleri çok da başarılı olmuyor. Ama buna rağmen halife ünvanını kullanıyorlar Abbasiler. Memlüklere geldiğimizde işte Abbasiler yıkılmış 1258'de Moğol istilasıyla. Abbasi halifesi Kahire'ye kaçmış. Zaten o aşamada Abbasi halifenin fiili bir gücü yok. Yani Büvey, Selçuklular fiili güce sahipler. Teorik olarak çok fazla bir sürpriz, şaşırma falan görmüyoruz aslında. Hı hı. Yani konu üzerinde yazanlarda. Yani hilafet bitti
yani şey var tabii ki Cengiz istilasından dolayı Abbasi hilafetinin yok olmuş olması bir travma yaratıyor. Fakat hani hilafet yok oldu, bitti falan gibi bir şey yok. Haykırma veya bir karamsarlık falan yok. Çünkü teorik olarak 3 aşağı 5 yukarı devam edebiliyor hilafet. Şöyle devam ediyor. Memlükler kendileri de kullanıyorlar. Yani Memlük sultanlarından hilafet ünvanını kullanan bir sürüsü var. Yani hilafet ünvanı Abbasilerin sonlarına doğru artık rahatça kullanılabilen bir ünvan. O otoritenin dini vasıflarını vurgulamak için kullanılabiliyor. Ama şunu da farkındalar. Kahire'de yaşayan o Abbasi soyundan gelen bir halife var. Ama bu halifenin fiili otoritesi yok. Sadece şimdi saygınlık diyebileceğimiz gerektiren bir otoritesi var. O da çok ilginç değil mi? Yani öyle bir duruma düşmesi. Koruyorlar. Değil mi? Yani o şeye düşmesi sembolik anlama düşmesi de ilginç yani. İlginç çünkü zaten 10. yüzyıldan itibaren hilafet bölünmüş vaziyette. Yani o dönemki en önemli tartışmalardan birisi de Müslüman toplumunda ve ümmet içinde farklı otoritelerin olup olamayacağı mevzusu tartışılıyor. Zaten bu baştan beri böyle. Yani biraz daha kökenlere gidersek peygamberin ölümünden sonraki ilk çıkan tartışma bu. Yani Müslüman topluluğun birincisi bir otoriteye ihtiyacı var mı? Ya bundan sonraki kaynaklardan bize iletilen haberler doğru veya yanlış. Bunları tefsik etmenin imkanı yok. İşte İbn-i İshak'a bakıyorsunuz veya Taberi'ye bakıyorsunuz. Bunları detaylı bir şekilde anlatıyor. En azından sonrakilerin düşündüğü itibariyle olay bu. Öyle diyelim. Şimdi peygamber öldükten sonra kimileri diyor ki gerek yok. Böyle bir şey ya. Peygamber öldü bitti. Evet. Kendi başımızaydı. Bazıları diyor ki Ensardan bir tane olsun, Muhacirundan bir tane olsun. Yani demek ki sahabe arasında farklı düşünceler var. Bu şunu gösteriyor. O dönem itibariyle oluşmuş tek bir düşünce yok. Bazıları diyor ki yok olmaz. Tek bir tane olacak. Yani hiç olmaması gerektiğinden farklı otoriteler olması gerektiğine kadar farklı düşünceler var. Ve bunları besleyen sonrasında da buraya dayandıran... Sonraki savaşlar da ondan çıkıyor zaten. Sonraki savaşlar da ondan çıkıyor. İşte Hazreti Ali'nin hakem olayını kabul etmesi vesaire. O mevzulara girmiyorum şimdi. Çok çatallanacak. Ama şu var. Ebu Bekir'den itibaren zaten Ebu Bekir'in en büyük şeyi kendisine yani takdir edildiği siyasi başarısı kendi dönemindeki bu ayrılmacı hareketleri bastırmış olması. Yani Ömer gibi kurumsallaşma, hukuk vaaz etme, işte adaletiyle tanınan birisi değildir Ebu Bekir. Hı hı. Parçalanma yönüne girmiş ümmeti toparlamasıyla bilinir Ebu Bekir. Ondan yani Ebu Bekir toparlıyor, tek bir iktidarı kuruyor. O tek bir iktidar anlayışı artık norm oluyor Müslüman toplum için. Artık tek bir iktidar olmalı. Parçalanmış olmuyor. Bu böylece devam ediyor. İşte isyanlar, hanedanlar değişiyor vesaire. 10. yüzyıldan itibaren artık parçalanıyor. Ve o parçalanmışlık da kabul görüyor. Yani iki şekilde parçalanıyor. Birincisi Mısır'da Fatimiler çıkıyor. Fatimi hilafetini kuruyorlar. Onlar da hilafet tabirini kuruyorlar bu arada. Aslında hilafet Alevi geleneğe ait bir kavram olmamasına rağmen başlangıcı itibariyle. Onlar imamet. Şii evet. Yani hanedanla tabii. Fatimi'yle şey yapmak yani, hilafet lazım. Çok merkezi bir kavram değildir. Alevi, Şii siyasi İmamet. Geleneğinde. Buna rağmen Fatimi hilafetini onlar da kullanıyorlar. Bir taraftan da 10. yüzyılda İspanya'daki Emeviler de kendilerini halife olarak tanımlamaya başlıyorlar. Yani dolayısıyla 10. yüzyılda 3 tane çok güçlü, yani birbirini ortadan kaldırmaya ya gücü olmayan, 3 aşağı 5 yukarı dengeli, 3 büyük güç var halife. Yani evet. Biz de bazen yanlış da anlıyoruz tarihi. Sanki bütün tarih boyunca tek bir
halife otoritesi ola gelmiş Osmanlı'nın sonuna kadar gibi. Öyle evet. değil. 10. yüzyılda bitmiş zaten hilafetin tekliği mevzusu. Evet. İşte ondan sonra artık çok daha rahat kullanılmaya başlıyor halife tabiri. Yani Selçuklular da kullanmaya başlıyorlar. Hatta Selçuklular geçen seferde bahsetmiştik. Kasim-i Emirül Müminin tabirini kullanıyorlar. Yani hilafetin ortağı ve Emirül Müminin o çok daha önemli bir şey. Yani hükümranlığın ortağı haline geliyor Selçuklular. Yani o Abbasilerin kabullenmekte daha zorlanacakları bir şey. Çünkü hilafet iddia edebilirsin. Hilafet bir toprak iddiası anlamına gelmiyor. Mesela Fatimilerin biz halifeyiz demesi ve İspanya Emevilerinin biz halifeyiz demeleri Bağdat üzerinde otorite sahibi oldukları anlamına gelmiyor. Onların dini vasıflarını öne çıkartan bir şey. O dini vasıflarıyla daha doğrusu şeyi ayrıştırmak lazım belki. Body politikle toprağı ayrıştırmak lazım. Memleketi ayrıştırmak lazım. Yani hilafeti öne çıkararaktan siz Müslümanların tabiyetini istiyorsunuz. Fakat size tabi olmayan memleketlerin üzerine de doğrudan bir iddiada bulunamıyorsunuz. Bulunamazsınız çünkü orada zaten de facto, bil fiil başka bir iktidar var. Onun için Emeviler İspanya'ya kaçtıktan sonra Abbasiler İspanya'yla ilgilenmiyorlar. Hı hı. Yani onlar kendi halindeler. Problem de yaratmıyor. Çünkü fukaha sonradan çözümlemelerde bulunuyorlar. Diyorlar ki işte ümmet büyüdü. Aralarında eğer belli fiziki bariyerler varsa farklı halifeler olabilir diyor bazı fukaha. Mesela aralarında deniz varsa, dağ sıraları varsa tek bir halife olması gerekmeyebilir. Yani fukahanın rolü hilafet teorisinde şöyle diyelim. Tabii hilafet teorisi derken hilafetin imametle mecz olduğunu düşünerek bunu söylüyoruz. Yani hilafeti imamet olarak düşünen ulema sürekli çözüm üretiyor. Zaten fıkhın rolü bu. Yani ortaya bir problem çıkıyor. Onun tekrar hukuki bir zemine oturtulması lazım. Tekrar işte geriye dönüyorlar. Bir taraftan Kur'an, hadis, sahabenin örneklerine bakaraktan yeni bir formül ortaya çıkartıyorlar. Mesela Selçukluların, Abbasilerin hükümranlığına ortak olmalarını Maverdi çok dahiyane bir şekilde açıklıyor. Hepimizin bildiği gibi. Yani onu vezaretle açıklıyor. Vezareti tefvizi diyor. Yani fiili vezaret. Executive vezaret. Evet. Anlamında. Şeye Mısır'dan bahsediyorduk ama Memlüklerden nasıl şeye geçiyor? Yani geçiyor mu aslında? Biz hep böyle bir kitaplardan öyle okuyoruz. Osmanlı'ya işte Selim döneminde geçiyor hilafet. Bunun böyle bir şeyi var mı? Daha öncesindeki yani Selim öncesindeki siyasi düşünceyle Osmanlı siyasi düşüncesiyle hilafetin arasında bir şey var mı? İlişki var mı? Var. Bunu da şöyle söyleyelim. Yani Osmanlılar için hilafet hükümranlık anlamında çok önemli bir kavram değil. Hiçbir zaman da olmadı. Son yüzyıla kadar, hatta Abdülhamit dönemine kadar diyelim. Yani halife ünvanını en başlardan itibaren kullanıyorlar. Şimdi 14. yüzyıl itibariyle tabii çok fazla kaynağımız olmadığı için bilemiyoruz. Şimdi Osman'ın eğer farkındaysa halife kavramının kullanmadığını veya Orhan'ın. Ama işte 15. yüzyılın başlarında kesin kullanmaya başlıyorlar. Hı. Yani şey, 1. Mehmet mesela halife Osmanlıların gözünde, Çelebi Mehmet, Murat halife, Fatih halife. Yani hilafetin Osmanlılara tevarüsü diye bir şey tamamen tarihi bir efsane. O efsane biraz Osmanlılar tarafından oluşturuluyor o dönem itibariyle. Biraz da sonraki dönemlerde biraz daha renklendiriliyor. Efsane yani, efsane yaratılıyor. Efsane en başta söylediği şey efsane. Efsane oluyor. Evet. Şimdi Yavuz Selim Mısır'ı aldığında hilafeti almak için zaten gitmiyor bir kere. Onunki tamamen şey, kendisini ya şah olarak görüyor Yavuz Sultan Selim. Geçen bahsetmiştik. İki para bastırıyor. Mısır'dakinde han ünvanını kullanıyor
paranın üzerinde. Anadolu'dakinde şah ünvanını gösteriyor. Yani Yavuz'un paylaşmayacağı iki ünvan şah ve han. Öteki önemi değil. Yani sultandır, halifedir, imamdır. Önüne gelen kullanıyor zaten bu tabirleri. Osmanlılar da çok kullanıyorlar. Fakat dediğim gibi kendi iktidarlarını tavsif etmek için, tanımlamak için, anlatmak için, tebaanın itaatini temin etmek için ya da farklı toplulukların meşruiyet imajlarına hitap etmek için. Yani eğer sizin tebaanızdan önemli bir kısmının için hilafet önemli bir meşruiyet aracıysa onu kullanıyorsunuz. Ya tıpkı Fatih'in Sezar ünvanını alması gibi. Niye? Çünkü memlekette hala büyük miktarda işte Yunanlı, Ermeni, nüfus, hı hı. Sırp vesaire nüfus var. Bunlar yüzyıllardır Sezar'a itaat ede gelmişler. Dolayısıyla ünvanlarınızdan bir tanesinin Sezar olması son derece pratik ve makul bir şey. Hilafet de öyle bir şey. Şimdi özellikle Abbasi'nin son devirlerinden sonra İslam dünyasında böyle çok hızlı bir şekilde yayılmaya başlayan tasavvufi örgütlenmelerin merkez kavramlarından birisi en azından hilafet olduğu için ve Osmanlı bölgesinde de işte Bursa'dan tutun Edirne, yani Osmanlı'nın her gittiği bölgede başından itibaren mutlaka yoğun tasavvufi örgütlenmeler var. Şimdi bunların merkez kavramlarından birisi hilafet. Yani itaat edilmesi gereken otorite deyince derviş, bir mutasavvuf, kafasındaki şeylerden birisi halife. O halifeye referansla Osmanlılar daha çok hilafeti vurgulamaya başlıyorlar. Yoksa bir iktidar iddiası olarak değil, veya bir teritoryal bir iddia olarak değil. Yavuz da Mısır'ı aldığında hilafeti almak için falan gitmiyor. Son derece detay bir konu. Abbasi halifesinin Mısır'da olması, onun sonra İstanbul'a getirilmesi, ona maaş bağlıyor bir müddet, işte izzet ikram yapıyor. Sonra bir şekilde bütün onun ona işte şey tayin edilmiş olan maaşını falan kesiyor. Sonra da ne olduğunu da bilmiyoruz. Yani Osmanlı entelektüellerinin de çok gündeminde de değil. Yani mesela geriye dönüp düşündüğümüzde koskoca Abbasi halifesi İstanbul'da. Yani en azından bunun işte arkadaşları vardır ulemadan, şuaradan. Osmanlı entelektüelleri de o konuda sessizler yani. Hı hı. Ne oldu, ne olup bittiğine. Şey oluyor, kaybolup gidiyor yani öyle bir. Kaybolup gidiyor. Mesela Mısır şeydeki gibi, Mısır'daki gibi devam etmiyor mu? Orada sürekli bir sembolik ama o dönem itibariyle işte hilafetin Abbasilerden Osmanlılara geçtiğine dair yorumlar çıkmaya başlıyor. Ama bu Memlüklerden alındığına dair değil. Onu da doğrudan şeyde bağlıyorlar. Selçuklar dönemine bağlıyorlar. Hı hı. Yani muhtemelen sonradan oluşturulmuş hikayeler bunlar, bilemiyoruz. Hikaye derken yani doğruluğu kanıtlanmamış anlamında diyelim. Yanlış ve uydurulma demeyelim de. Şimdi 15. yüzyılda da referanslar var. 16. yüzyılda bunlar daha altı çizilerekten ve yorumlanaraktan anlatılmaya başlanıyor. İşte Abbasi halifesinin Selçuklu sultanına devretmiş olması kendi otoritesini ve Selçuklu sultanının da işte Moğollar tarafından yok oluşundan sonra bunu Osmanlılara devret. Bazen Ertuğrul Gazi'yi zikrediyorlar. O tevarüs eden ilk Osmanlı anlamında. Bazen Osman Gazi'yi zikrediyorlar. Dolayısıyla Abbasilerle Osmanlılar arasında doğrudan bir ilişki kuruyorlar. Abbasi hilafetini aldılar anlamında. Bunun önemi şurada, biraz önce dediğim gibi yönettiğiniz toplumun meşruiyet araçları önemli. Onlara hitap etmek durumundasınız. Yani onları asimile etmekten ziyade onlar hangi meşruiyet kavramlarıyla veya imajlarıyla düşünüyorlarsa onları bir şekilde kendi meşruiyet aygıtınızı entegre etmek durumundasınız. Ve Osmanlılar döneminde bu tasavvufi oluşumlar. Evet. Hocam şimdi bu Osmanlılar döneminde benim hep aklıma takılan bir soruyu hazır şey yapmışken sorayım. Şimdi sultan halife ama sultan zaman zaman
Şeyhülislam fetvasıyla hallediliyor. Yani adamı ortadan kaldırıyorlar. İşte Genç Osman'dan başlayarak bu defalarca yapılmış bir şey. Üçüncü Selim gene aynı şekilde, Abdülaziz vesaire. Şimdi bu nasıl oluyor? Yani ulemayı atıyorsun veya işte halifesin ulemayı atıyorsun vesaire. Sonra o ulema gelip senin iktidarını son vermeye yönelik bir fetva yayınlayabiliyor ve hani siz daha iyi şey yapabilirsiniz. Bütün isyanlarda bir Şeyhülislam fetvası var. Evet. Şimdi bu ilişki nasıl oluyor? Yani burada sonuçta demek ki bir aslında bir hukuk var. Yani o bağlandığı şeyin, siyasetin de kendi içinde bir hukuku var vesaire. Biraz bunlardan bahsedelim isterseniz. Bahsedelim. Şimdi Osmanlı'nın halifeliği vurgulamaların altında dediğimiz gibi o dini otorite var. Hı hı. Fakat bu bir hükümranlık anlamına gelmiyor dediğimiz gibi. Yani sultan hala ya han ya da şah olarak. Bunlar şey otorite unvanları. Yani hükümranlık unvanları. Ve İslam hukukuna göre hala şah ve han derken İslam hukukundaki formülü imamet hala. Hı hı. Şimdi imametin kontrata binaen olması gerekiyor. Kontratın da karşılıklı bazı mecburiyetleri var. Örneğin şeriatı uygulayacaksınız, adaleti uygulayacaksınız, İslam memleketini müdafaa edeceksiniz, zihnen salim olacaksınız vesaire vesaire. Bu fıkıh kitaplarının imamet bahislerinde çok geniş bir şekilde anlatılmış. Şimdi halifenin alaşağı edilmesi diye bir şey söz konusu değil aslında. İmamın alaşağı edilmesi söz konusu. Hı hı. Çünkü imam kendisini meşru kılan görevlerini yapmıyor. Veya kendisinden beklenen görevlerini yapmadığı zaman alaşağı edilebilir. Peki bunu kim yapacak? Mesele burada düğümleniyor aslında. O konuda İslam hukuku çok şey, esnek. Yani isyan edilebiliyor. Veya el-ehli hal vel akt dediğimiz zümrenin kararıyla bu yapılabiliyor. Daha doğrusu net bir prosedür ortaya konmamış. Daha çok hani after the fact dediğimiz olaydan sonra karar yapılmışlar. önce idam edelim sonra mahkeme ederiz. Karar veriliyor. Şimdi ulema Osmanlı'da biliyorsun bürokratikleşiyor. Yani Osmanlı'daki ulema öncekine nispetle çok daha devlete entegre olmuş. Dolayısıyla devletin içinde güç sahibi bir kurum. Abbasilerden farklı o yönüyle. Abbasilerde hani kaza hariç, kaza dediğim adliye sistemi hariç, onda da çok şey sadece atama yönüyle devletin yakın. Onun dışında çok fazla devletin içinde değil. Osmanlı uleması ise bürokrasinin tamamen içinde. Yani ilmiye olarak düşündüğümüz zaman sadece adli sistem olarak değil. Bu onlara ekstra bir güç veriyor. Çünkü şöyle söyleyelim, mesela şehzadelerin çoğunun eğitimi ulemanın elinden geçiyor. Ya yani sultanları eğiten zaten büyük oranda ulema kesimi. Saraydaki bürokratları eğitenler ulema. Dolayısıyla fıkhi meşruiyet Osmanlı'da çok daha kökleşmiş vaziyette. Yani o devşirmelerden bile eğer askeri sınıfı hariç tutarsak bürokraside yükselenler mutlaka ulemanın rahleyi tedrisinden geçiyorlar. Yani o meşruiyet araçlarını ulema kuruyor. Şimdi o veya bu sebepten eğer ortadaki siyasi çatışmalar sultanın alaşağı edilmesine varmışsa o noktada güçlü olan taraf mutlaka buna hukuki bir zemin bulmak zorunda. O hukuki zeminde Şeyhülislam fetvasından geçiyor. Çünkü Şeyhülislam bu arada ek bir not olarak Osmanlı'da hiçbir zaman bürokratik makamda olmamış. Mesela Divan-ı Hümayun'un parçası değildir Şeyhülislam. Hı hı. Hariçte tutulmuştur. O Şeyhülislam'a daha çok bir güç veriyor aslında. Yani sultan atamasına rağmen Şeyhülislam'a doğrudan devletin bir parçası değildir. Şeyhülislam.
Ama dışarıdan meşruiyetini veya nameşruiyetine karar verebilen bir mercidir. Ve sadece fetva ile sınırlı bir şekilde verebilen. Yani Şeyhülislam'ın fiili bir gücü yok kadı gibi. Kadı hüküm veriyor. Şeyhülislam hüküm veremiyor. Hüküm verenler kaz askerler. Şeyhülislam fetva verebiliyor. Yani verilmiş bir kararın fıkhiliğine dair görüş bildiriyor Şeyhülislam. Yani bir soru sorup... Aynı mekanizma. Mesela diyelim ki Yeniçeriler isyan ettiler. Karar verdiler. Bu sultan gidecek. Bir sonraki sultan gelecek. Kendi başlarına bunu yapamıyorlar. Çünkü yapabilirler bil fiil. Yapabilirler fakat büyük bir risk almış olursun bunu yaparaktan. Çünkü dediğim gibi Osmanlı bürokrasisi ulemanın rahlesinden geçmiş. Ya onları ikna etmeniz lazım bunun hukukiliği konusunda, meşruiyeti konusunda. Ne yapıyor Şeyhülislamlar? Pardon, Yeniçeriler gidiyorlar Şeyhülislam'ın konağına. İşte kılıcı koyuyorlar masanın üzerine. Fetvayı alıyorlar. Şimdi karikatürize ediyorum. Tabii de burada önemli olan bu isyan ve hal olayına hukuki bir zeminin oluşmuş olması. Yani Şeyhülislam fetvayı verdi. O da fetva verir ki açıklıyor tabii. Yani diyor ki mesela soru soruluyor. İşte zamanın imamı veya sultanı işte adaleti yerine getirmediği zaman, zulmettiği zaman vesaire onun şeyi yönetimi hala meşru mudur? Değildir diyor. Veya halli meşru mudur? Meşrudur. Vesaire. Ya çok spesifik bir soru soruyorlar. Şeyhülislam da evet veya hayır diyor duruma göre. Ona göre gidiyorlar sultanı alaşağı edip diğer sultanı yerine geçiriyorlar. Bunu daha sonrasında başka bir program olarak konuşacağız. Anayasacılık hareketi şey olarak biraz önce bahsettim ama bu bir giriş gibi oldu. Biraz daha yine şeye dönersek yani hilafet mevzusuna dönersek bu Osmanlı içinde de bu kutuplaşma, yine o maddi iktidar ve manevi iktidar arasındaki ilişki. Yani işte 14-15. Yüzyılda yazılan metinler. Mesela Aşık Paşazade'de biz sürekli referans veriyoruz ama çok şey bir metin aslında. Önemli bir metin. Evet. Mesela Şeyh Edebali ile Osman Gazi'nin arasındaki ilişki. Yani orada... Bir tarafta dini otorite var, diğer tarafta da siyasi otorite var. Bu yaşanmış mı yaşanmamış mı bilmiyoruz bu ilişki. Yani böyle bir vaka var mı yok mu bilmiyoruz ama işte Aşık Paşazade ya böyle bir şeyler oldu. Hem o günün belki problemini çözmesi açısından önemli ama böyle bir şey var değil mi? Sürekli bir gerilim var gibi iktidarla yani dünyevi iktidarla manevi iktidar arasında veyahut da işte Osman Baba'yla Fatih'in arasında böyle çok böyle spesifik şeyler var, örnekler var. Bunu hilafet bağlamında düşünebilir miyiz bu ilişkileri? Tabii. Yani zaten hilafetin dışında düşünemeyiz. Öyle söyleyelim. O gerilim var fakat Osmanlılar çok başarılı bir şekilde bu gerilimi aslında simbiyotik bir ilişkiye dönüştürüyorlar. Yani her iki tarafın da kendi lehlerine kullanabilecekleri bir ilişkiye dönüştürebiliyorlar. Bu başından itibaren oluşan bir şey. Yani Batı Anadolu'yu düşündüğümüz zaman 13. yüzyılın ortalarında oradan başlayalım. Şimdi Batı Anadolu 3 aşağı 5 yukarı tabiri de çok kullanıyorum. İslam dünyasının en bakir alanlarından birisi. Şu anlamda entelektüel ve kültürel denemeler için veya deneyler veya yeni yapılanmalar için diyelim. Niye? Çünkü merkezi bir otorite yok. Yani bir kere Abbasi hilafeti çökmüş vaziyette. Selçuklular onunla beraber çökmüş vaziyette. Moğolların Batı Anadolu'da doğrudan bir yönetimleri yok. Var hala işte vergi falan alıyorlar. Osmanlılar da 14. yüzyılın ortalarına kadar vergi vermeye devam ediyorlar ilhanlara. Ama çok doğrudan bir otorite yok. Yani bir otorite boşluğu var. Bir siyasi otorite boşluğu var. İkincisi de bir dini otorite boşluğu var. Çünkü dini kültürel merkez yok.
Batı Anadolu'da Semerkant gibi, Halep gibi, işte Şam gibi, Bağdat gibi bir yer yok. Yani medreseleri falan olan bir yer değil. Böyle eğitim görmüş bir kitlesi yok Batı Anadolu'nun. Serbest bölge gibi düşünelim. O açıdan bir yönüyle Batı Anadolu çok farklı bölgelerden, farklı düşüncelerde insanları için bir cazibe merkezi haline geliyor. Yani İbni Arabi'den tutun, işte Mevlana'nın babasına kadar bir sürü felsefe, matematikçi, mutasavvufa, Batı Anadolu'ya geliyorlar. Niye? Çünkü orada rahat rahat düşündüğünü ifade edebiliyor. Veya ideal oluşum neyse kafasındaki sosyal oluşum, onu orada yapabileceğini düşünüyor. İşte Bektaşiler de, öyle Abdalan dervişleri de, Yesevi'nin dervişleri vesaire Anadolu'ya giriyorlar. Şimdi Anadolu o açıdan çok kaynayan bir yer 13. yüzyıl ortalarında. Böyle farklı düşüncelerin, farklı ütopyaların diyelim ve farklı meşruiyet iddialarının olduğu bir yer. Şimdi her meşruiyet iddiası %100 siyasi olması gerekmiyor. Bu çok modern bir düşünce tarzı. Yani mesela bir Bektaşi derviş düzenini düşünelim. Onların düzeninde, hatta daha öncesine gidelim, Baba İlyas'ın düzenine gidelim. Baba İlyas manevi bir lider, kendisinin kutbu olduğunu, Mehdi olduğunu, hatta peygamber olduğunu vesaire düşünebilecek kadar güçlü maneviyatı olan, bunu kendi takipçilerine ilka etmiş birisi. Bu aynı zamanda bir siyasi ve sosyal de bir organizasyon. Yani kendisini her yönüyle Selçuklu yönetiminden bağımsız görüyor. Hatta bir noktada kavgaya girişiyorlar. Tehdit ediyor ki benim diyor 400 tane halifem var diyor. Sana karşı koyacak. Ya kendisi hilafetin falan çok üzerinde o açıdan. O dönemde şimdi Osman Gazi işte göçerlerin başında bir bey. Yani her ne kadar işte Süleyman Şah, Ertuğrul Gazi gibi bir geçmişi olsa da çok fazla İrab'da mahalli olan birisi de, diğerleri de öyle işte Aydınoğullarından Tunun Karesioğullarına kadar falan. Bunlar daha çok işte kabile örgütlenmesi artık işte Cemal Kafadar'ın anlattığı veya Lindler'in de anlattığı gibi etrafıyla uyum içinde küçük küçük siyasi örgütlenmeler geliştirebilen başarılı yönetim şekilleri. Girişimciler. Bunlar. Ama bunların şeyden çok farkı yok aslında. Etraftaki bir derviş zaviyesinden. Onlar da kendi alanlarında kendisini otonom görüyor. Osman Bey de otonom görüyor. Yani modern devlet diye bir şey yok henüz orada. Onun aygıtları da yok o dönemde. Dolayısıyla ya bunlarla çatışacaksınız, ki çatışıyorlar da çoğu zaman, ya da ortak teşebbüslerde bulunacaksınız. Birbirlerinizin meşruiyet kaygılarına veya imajlarına hitap ederekten bunu yapmanız gerekiyor. Şimdi dediğiniz gibi doğru veya yanlış bilmiyoruz. Bu Edebali hikayesini 15. yüzyıldan itibaren çok detaylı bir şekilde anlatılmaya başlanıyor. Ama şurası kesin. Osmanlıların uçtaki İşte derviş örgütlenmeleriyle ortaklık kurdukları, şöylece ortaklık kuruyorlar. Bu şeyde aslında çok iyi anlatılıyor. Eflaki menakıbnamesinde. Yani oradan daha çok projeksiyon yaparaktan biraz Abdalan kısmını anlayabiliriz. Eflaki Mevlana'nın menakıbnamesidir biliyorsunuz. Çünkü aynı şeyi Mevleviler de yapıyorlar. Fakat Mevleviler daha çok şehirsel bir oluşum oldukları için... Şimdi Mevlevilikteki tipik anlayış şu, hilafet hem dünyevi hem manevi otoriteyi kapsayan bir makamdır. Ve o makamın tek sahibi de o anki şey, Posneşin. Diyelim ki Mevlana veya sonraki onun torunları Bahavelet gibi veya Ulu Arif Çelebi gibi. Diğerleri, işte o etraftaki beyler, sultanlar falan, bunların şeyi, vezirleri diyebilirsiniz. O kullandıkları tabirlere değişiyor. Bazıları işte gazil guzat diyorlar. Yani siz
veya Sultan-ı Guzat diyorlar. Yani siz o halife makamına bağlı, onun sadece siyasi kolunu icra eden bir otoriteyi temsil ediyorsunuz. Yani esas büyük otorite şeyde, manevi otorite. O siyasi otorite onun şeyi, uzantısı. Böyle zımni bir anlaşma oluşturabiliyorlar. Hem Mevleviler, daha sonra da şeyler, Abdalan örgütlenmeleri. Hatta şeyi biliyoruz, Ulu Arif Çelebi'nin bölgedeki bütün beylikleri tek tek ziyaret ettiğini, onlardan biat aldığını biliyoruz. Hatta İlhanların yanına falan da gidiyor rivayetlere göre. Onun da şeyini alıyor. Buradaki zımni anlayış şu. Pratikte çok fazla bir problem yaratmıyor bu. Yani diyelim ki Aydınoğlu ile şeyin arasında öyle çok güzel bir hikaye var. Aydınoğlu, Mehmet Bey sanırım, şu anda emin değilim. Onu Sultan-ı Guzat olarak tanımlıyor Mevleviler. O da Mevlevi postnişini o andaki işte manevi baba olarak görüyor. Yani hilafet bu arada tabii sadece hilafet kavramı etrafında düşünülen bir şey değil. O Mevlevilikteki baba da veya Bektaşilikteki baba da aslında halifeliğin şey, Türkçesi o an itibariyle. Yani biri diğerini en yüksek otorite olarak tanımlıyor, biri de diğerini fiziki otorite olarak, yani siyasi otorite olarak kabul etmiş oluyor. Hatta atamış oluyor. Bu yani bir kabul iki taraftan da. Karşılığında ne olmuş oluyor? Bu siyasi otorite bu derviş örgütlenmelerine şey veriyor, imtiyazlar veriyor. İşte vakıflar tayin ediyorlar. Bunlar gelip tekkelerini açıyorlar. Bunlara topraklar tayin ediliyor ve vergi geliri tayin ediliyor. Karşılığında da onların meşruiyetini almış oluyor. Osmanlı, işte Osman Gazi ile Şeyh Edebali arasındaki ilişki de büyük oranda böyle bir şey. Şimdi o hikayeyi biraz daha açarsak, daha sonraki yorumlarına binaen, şimdi tarihsel olarak ne olup bittiğine girmeyelim, bilmiyoruz. Çünkü muhtemelen de bilemeyeceğiz hiçbir zaman. Edebali'nin kızıyla evleniyor. Şimdi Osmanlı historiografisinde giderek revaç bulan anlatı, Şeyh Edebali'nin manevi otoritesini kızının temsil ettiği. Yani kızı tasavvuf terbiyesinden geçmiş birisi. Yani o kızı yoluyla Osman Gazi o manevi otoritenin de varisi olmuş oluyor. Damat olarak. Tabii. Hatta sonraki bazı anlatılarda da o Şeyh Edebali vesaire ta şeye kadar da götürülebiliyor soyu. İşte Kureyş'e falan götürülüyor. Ya tabii orada şey problemi. Osmanlıların böyle bir problemi de var. Kureyşi olma problemi var yani, evet. Şeyin imamın ve en kötü şöyle yapıyorlar. İdlisi Bitlisi bunu çok net bir şekilde yapıyor. Şimdi imameti halife olarak tanımlayabilirseniz gücü solidife etmiş oluyorsunuz. Zaten en büyük problemlerden birisi bu en başından itibaren. Şimdi fukaha'nın kafasında çok teknik bir formül olarak imamet var. İmamet üzerinden çözümler yapıyorlar sürekli. Siyasi iktidarlarda sürekli hilafeti öne çıkartıyorlar. İmameti de kapsayacak bir şekilde. Eğer ikisini de meclisecek bir formül ortaya çıkartabilirseniz olay çözülmüş oluyor. Yani hem bütün ulemayı ikna etmiş oluyorsunuz, hem bütün işte manevi kesimi, işte sufiyi vesaire ikna etmiş oluyorsunuz. Osmanlıların imam olamayacağının sebeplerinden birisi Kureyş'e mensup olmamaları. Çünkü öyle demiş ortaçağ fukahası. Yani imam olmanın şartlarından birisi Kureyş kabilesine mensubiyet. Daha sonra bazıları işte İbn Haldun gibi vesaire o Kureyşiliği şart olmaktan çıkarmış. Hani Kureyş orada illa kabile değil, güçlüdür. Yani hangi kabile güçlüyse ona ait olması gerekiyor vesaire gibi. Ama o çok da revaç bulmuş bir görüş değil. Bu durumda ne yapman gerekiyor? Bir şekilde o meşruiyeti peygamber dönemine bağlamak gerekiyor. Bunu Bitlisi çok ondan sonra da mesela Bali Efendi gibi başka sufiye çok dahiyane bir şekilde yapıyorlar. Manevi silsile oluşturuyorlar. Yani fiziki bir
silsile değil de manevi bir jeneoloji oluşturuyor. Çünkü işte Edebali vesaire onun şeyhi, şu onun şeyhi bu. Şimdi Osman Gazi'nin manevi silsilesi şeye gidiyor bu sefer. Ebu Bekir'e gidiyor. Evet. Şeyh Edebali yani, tabii. Ya o da Kureyş kabilesinden olduğu için sorun kalmıyor. Şeyde de bunda, bu açıdan yaklaşabilir miyiz? Yani bu şecere çıkartma, yani mesela Timur sonrasında ortaya çıkan bu Orta Asya siyaset düşüncesinin yarattığı problematik de var. Yani o evet, biz kesin. İşte Timur da yani sonuçta şey Moğol Cengiz Han'ın şeyi, damadı, Cengiz Han'ın soyundan gelen bir şey, damat yani nihayetinde. Ve ona karşı bir işte yine o metinlerde 15. 16. yüzyıldaki metinlerde çok böyle en bariz şey, mesela Aşık Paşazade üzerine konuştuk. Aşık Paşazade'nin başında girişte bir soy dökümü veriyor. Evet. Ve işte Hazreti Adem'e kadar dayandırıyor. Bu yine bu bağlamda incelenebilir mi? Sonrasında tabii bir de şunu da herhalde bunu da konuşmak lazım. Mesela bu 15. yüzyılda çok büyük bir problemken tarih yazımında 17. 18. yüzyılda yazılan metinler hiç o gün ne varsa onu anlatmaya başlıyor. Mesela Naima öyle bir yerden başlıyor hatta Abdi tarihi. Ama 15. 16. yüzyılın başındaki metinlerde o jeneoloji sorunu yani meşru şey anlamında soy ağacına bağlı olarak evet. Bir meşruiyet sorunu sürekli onu bir şey yapmaya, ispatlamaya çalışıyorlar. Yani şeyde vardır herhalde senin yazdığın bir konuşmada vardı. Kemal Paşazade'nin şeyi, Osmanlılar kendi meşruiyetini yaratmış bir hanedandır gibi bir şey hatırlıyorum. Öyle bir alıntı vardı da. Yani bu şey aslında bu bağlamda da hem bu şecere uydurma, yaratma uydurma değil de yaratma anlamında hilafet bağlamında da şey yapılabilir mi? Tabii. Yani kesin, zaten hilafet şecerelerin ortaya çıkışı da doğrudan onunla alakalı. Bunu daha geniş bir şekilde siyasi rekabete bağlamak mümkün. Yani kiminle, hangi toplulukla, hangi devletle eğer siyasi rekabette iseniz onlara hitap edecek bir siyasi meşruiyet çerçevesi oluşturmak zorundasınız. Onun için şimdi Moğol geleneğinde şecere çok önemli. Veya Türk-Moğol geleneğinde şecere çok önemli. Onun için Osmanlılar soylu bir yerden gelmiyorlar. En azından o döneme kadar bilinmiyor, öyle söyleyelim. Yani 13. yüzyılda, 13 diyorum, 14. yüzyıldaki Osmanlılara gönderme yapan eserlerde hani Osmanlılar böyle soy kütüğü falan yok. Yani derken olarak... İbn-i Batuta mesela Osmanlılardan bahsediyor. Çok da seviyor, çok da övüyor. Orhan Gazi'yi mesela işte çok büyük hükümdar falan olarak görüyor ama hani böyle Timur'la falan mümkün değil. Kıyas edilecek bir tarafları yok. Sonraki Timur'la. Gazi bir tarafları yok. Dolayısıyla Osmanlılar başlangıcı itibariyle böyle soya dayalı bir iddiaları yok. Şimdi bir siyasi oluşum içindeyseniz, genişleme niyetindeyseniz, etrafınızdakileri ikna etme durumundaysanız, sizin meşru bir işte sultan olduğunuza dair şey de değişebilir, kavramlar da değişebilir. Sultan, şah, han, her neyse, bey vesaire. Onu bir şekilde tevarüz etmiş olmanız gerekiyor. Baştan şeyden önce konuşum tevarüz mevzusuna geliyor. Veraset önemli bir şey. Şeyde, kraliyette, bütün monarşilerde. Yani bir şekilde onu almış olmanız gerekiyor bir yerden. Çünkü nihai kertede bunlar hepsi şeye gidiyor bir şekilde. İşte göklere, Moğol geleneğinde veya İslam geleneğinde vahye gidiyor, peygambere gidiyor veya Batı geleneğinde İsa'ya vesaire. Yani bir yerlere bağlamak zorundasınız kozmolojik olarak. Şimdi Osmanlıların bunu bağlayabilecekleri bir yer. Çünkü asıl bir soydan gelmiyorlar. Kendi dönemleri itibariyle. En azından bildiğimiz itibariyle diyorum. Bu Ankara Savaşı'nda çok bariz bir şekilde ortaya çıkıyor. Şu Ankara Savaşı'nda işte soylu bir hükümdar gelip tarumar ediyor Anadolu topraklarını falan. Şimdi uzun mesele. Ondan sonra yazıcı oluyor vesaire
başlıyor. Osmanlılara da bir şecere atfetme. Bunu da çok başarılı bir şekilde yapıyorlar bence. Çünkü Abbasilerin yıkılmasından sonra İslam dünyasında iki önemli şecere kalıyor. Birisi Cengiz şeceresi, birisi de Kureyş. Ya bu ikisinden birisine mensupsanız soylusunuz. Değilseniz çok fazla bir önemi yok. Yani hiçbir hanedan kendi soylu kitlesini oluşturamıyor ilginç bir şekilde. Mesela Abbasiler bunu oluşturamıyorlar. Yani Abbasiler 500 sene işte Mağrib'den şeye kadar yönetiyorlar. Hint okyanusuna kadar bir bölgeyi yönetmelerine rağmen böyle bir Abbasi soyu oluşmuyor. Veya bir Emevi soyu da oluşmuyor. Ya daha sonraki oluşumlarda. Yani 15-16. Yüzyıllarda birisi kalkıp da işte ben Abbasiler soyundan geliyorum veya Emevilerden geliyorum veya Fatih. Böyle bir şey rebaç bulmuyor yapsanız bile. Ama Cengiz soyu tutuyor. Cengiz soyu çok önemli bir soy. Bir de Kureyş. İkisinden birisi. Şimdi Osmanlı'da Kureyşilik yok, Cengizlik de yok. Ne yapacaksınız? Yine bence dahiyane bir şekilde bir soy kütüğü oluşturup bunu işte Hazreti Nuh'a bağlıyorlar. Oğuz'a bağlıyorlar. İşte Oğuz o soy kütüğünde bazen peygamberlerden birisi olarak resmediliyor. Ama en kötü müvahhid olarak resmediliyor. Dolayısıyla Cengiz'den daha önemli bir figür olarak ortaya çıkıyor. Yani Oğuz Han bir kere. O çok önemli. Belki en önemli tarafı o. Çünkü Cengizlerin en önemli vasfı Han olmaları. Yani Han dediğiniz o bölgede hükümranlık sahibi olmanız. Şimdi Oğuz hem Han hem Muvahhid yani Müslüman birisi hem de Türk. Yani Osmanlıların soykütüne bağlanmış vaziyette. Bu Osmanlılara yetiyor. Yani kimsenin de DNA testi falan yapacağı yok ve arkeoloji yapacağı da yok o dönemde. Ya yani bunu ikna edebiliyorsanız kendi okumuş kitlenizi bu Osmanlı için yeterli. Aynı zamanda da bunu karşı tarafa gösterebiliyorsunuz tabii. Göstermeniz gerekiyor. Fakat ilk etapta bu yazıcılığından itibaren işte Aşıkbaşızade veya daha sonra Neşri vesaire veya daha sonra gibi bir sürü tevarihlerde de sık sık zikrediliyor. Yani öncelikli okuyucu kitle Osmanlı'nın kendi kitlesi yani kendilerini ikna etmeleri gerekiyor. Çünkü hala etrafta çok ciddi bir çağrı var Timurlu tarafından, Orta Asya tarafından. Onlar kendilerini hala büyük han olarak görüyorlar. Siz işte orada sultanlardan, beylerden birisiniz. Esas han olan biziz. Yani bize tabi olmak zorundasınız. Dolayısıyla Osmanlı yani kendi kendine yeterli hale gelinceye kadar onu açabiliriz. Ne demek olduğunu. O aşamaya gelinceye kadar, yani kendilerini dünya tarihinin içinde görünceye kadar 15. yüzyılda görmüyorlar Osmanlılar kendilerini. Görünceye kadar kendi kitlelerini ikna etmek zorundalar. Yani biz buyuz. Biz Cengizlerden daha üstünüz. Cengizileri ikna etmeniz gerekmiyor. Cengizileri ikna süreci İşte İdrisi Bitlisi gibi tarihçilerle başlıyor. Çünkü onlar Farsça yazmaya başlıyor. Zaten Türkçe yazdığınız zaman etrafa pek hitap etmiş olmuyorsunuz etrafınızdakilere. Ama Farsça yazdığınız zaman, Arapça dünya tarihleri de yazılıyor Diyarbakır gibi 16. yüzyılda. Bunlar artık herkese hitap ediyor. Biz buyuz. Mesela Diyarbakır var 16. yüzyılda dünya tarihi yazıyor. O peygamberlerden itibaren bir silsile kuruyor. O silsile Memlüklerden itibaren Osmanlılara geçiyor. Farklı bir silsile. O şeye hitap ediyor ama. Arapça okuyan eski Abbasi topluluğuna hitap eden bir dünya tarihi. Zaten ilk de orada basılıyor. Yani. Mısır'da basılıyor kitap. İdrisi Bitlisi yani bütün kariyeri boyunca doğuyla ilintili birisi. Yani bir taraftan Akkoyunlularla bir taraftan. Bu arada şunu da söyleyeyim. İki hafta sonra İdrisi Bitlisi hakkında program yapacağız. Çok güzel oluyor. Yani İdris bizi çok şey açıklayabilecek bir. Yani onu da hatırlatayım. Yakın zamanda Vural Yeniçin kitabı çıktı. Onunla onun üzerine yapacağız. Türk Tarih Kurumu'ndan. Çok güzel olur. Devam edin. Ben böyle şey yaptım, böldüm ama. Yani şeyce 16. yüzyılda niye artık kullanılmıyor falan deniz. Çünkü 16. yüzyılda Osmanlılar kendilerini dünya tarihi içinde bir yer tayin etmiş vaziyetteler. Yani o biraz daha açarız. Ona veya buna referansla kendine yeterli birçok yönü var. Bir tanesi şu. Mesela siyaset teorisinden örnek verirsek
16. yüzyıla kadar yazılmış hiçbir siyaset kitabında etraflıca Osmanlı örneğini bulamazsınız. Yani ister tercüme olsun, ister kendi yazdıkları olsun, bütün örnekler eskidendir. Sasanilerden, Aristo'dan, Abbasilerden, hatta Memlüklülerden, Emevilerden, bol bol bütün örnekler onlardan. Yani rol modelleri şeydir, Osmanlı öncesidir. Yani Fatih için örnek, şöyle söyleyeyim daha karikatür bir şekilde, Fatih'in örneği siyaset teorisinde Osman Gazi değil. Orhan Gazi falan da değil. İşte Harun Reşitler falan veya Aristo veya Anuşirvanlar, Ardeşirler bunlar. Kendi kurucu babaları değil yani. Tabii görmüyorlar çünkü. Kendilerini görmüyorlar çünkü kendilerini modellemekle meşguller. Yani kendi örneklerini, kendi tecrübelerini yaratmakla meşguller Osmanlılar. Tabii orada bir sürü köşe taşları var. Yani Ankara Savaşı'ndan sonra Osmanlı'nın tekrar kendini bulması, işte İstanbul'un fethi vesaire vesaire gibi köşe taşlarıyla Osmanlılar hem İslami kaynaklara göre kendilerinin meşruiyetini ve dünya tarihindeki, devrevi dünya tarihindeki yerlerini görmeye başlıyorlar. Yani biz artık şey değiliz, hasbelkader siyasi güce ulaşmış bir uç beyliği falan değil. Çünkü şunu da belki söylemek lazım. Topraksal olarak genişlemek size çok da meşruiyet sağlayamayabiliyor. Ya bunu dediğim gibi hükümran olduğunuz topluluğun meşruiyet araçlarına hitap edebilmeniz gerekiyor. Şimdi ama 16. yüzyıl itibariyle Osmanlı mesela diyelim ki bu İstanbul'un fethiyle alakalı hadis yaygın bir şekilde kullanılıyor. Yani biz artık bizzat peygamber tarafından müjdelenmiş bir topluluğuz. Yani bizim meşruiyetimizden kimse şüphe edemez. O bir tanesi. İşin içine biraz daha karmaşıklaştırmak gerekiyorsa 15. yüzyılın başlarından itibaren Osmanlı topraklarına hurufiler gelmeye başlıyorlar. İşte astrologlar, müneccimler, remmaller. Yani bu en geniş itibariyle bunu şey diyelim, Osmanlı toplumunun tasavvufileşmesi diyelim. Bunlar geleneksel fıkhın, kelamın hatta felsefenin dışında bambaşka bir meşruiyet imajı oluşturmaya başlıyorlar. Bunlar kaynakları esoterik bir şekilde, batını bir şekilde yorumlayaraktan Osmanlı'nın meşruiyetini ortaya koymaya başlıyorlar. Diyelim işte Kur'an'dan formüller çıkartılıyor. Doğrudan Osmanlı sultanlarını gösterecek. Bunu Bitlisi de yapıyor. Kemalpaşazade de yapıyor. Hadislerden Osmanlılara referanslar bulmaya başlıyorlar. Direkt isim olarak veya tarih olarak. Mesela Beyazıt'ın sırf isminin ne anlama geldiğine dair kitap yazılıyor. Yani o tür referanslarla Osmanlı'nın varoluşsal bir şekilde sultan olarak değil, hanedan olarak tayin edilmiş bir hanedan olduğu görüşü ortaya çıkıyor. 15. yüzyılın ikinci yarısından itibaren. Bu yerleşiyor. Yani artık şecereye falan çok fazla ihtiyacınız kalmıyor o dönemde. Daha bir şeye geçiyor, bir üst. Ondan sonra Osmanlı'nın kendi kurumlaşması ve kendi işte adet, rüsum, kanun vesaire bunları oluşturmuş olması giderek 16'nın başlarından itibaren artık siyaset kitaplarında kendilerine referans yapmaya başlıyorlar. Mesela iyi yönetim nasıl olur? Bu sefer Osman Gazi ortaya çıkıyor. Ya bunu ilk başlatan da şey aslında, ilk başlatanlardan birisi diyelim. İlk başlatan demek belki doğru bir tabir değil. Aşık Paşazade, işte Osman Gazi'nin pazar teftişi sırasında baç koyması vesaire gibi kanun vaaz etmesi. Mesela kanun fikri ortaya çıkıyor. Yani Osman Gazi, Orhan, Murat bunların hepsi belli yönleriyle iyi hükümetin sembolü olarak resmedilmeye başlanıyor. Bunu tabii yine başta yaptığımız ayrımı, her zaman hilafet konusunda yaptığımız ayrımı akılda tutmak lazım. Yani efsane, realite ve teori ayrı ayrı olmakla
beraber içinde birbirini etkileyen süreçler. Şimdi Osman Gazi'nin gerçekliğinden bağımsız olarak bunu söylüyoruz. Abi Osman Gazi portresi çiziliyor. Birisi bir kere muttaki bir adam. Yani dini bütün. Çok bilgili değil. Adil. Kanunla iş yapan. Gazi. Ya bunların hepsi oluşturulmuş imajlar. Yani imajların ne kadarı o dönemden geliyor ayrı bir tartışma konusu. Belki hepsi o dönemden geliyor. Belki hepsi sonradan uyduruldu. O tartışmaya girmeden 16. yüzyılda artık Osmanlılar kendi kendilerinin rol modeli haline gelmeye başlıyorlar. Dolayısıyla farklı bir şecereye de gerek kalmıyor. O şeceresi kendisi zaten. Evet. Ek olarak da hilafete dönersek tekrardan. Hilafeti artık tamamen manevi bir şekilde yorumu Osmanlı'da kökleşmeye başlıyor. Bunun da esas mimarı Osmanlı'daki mutasavvuf kitle veya Osmanlı yönetimiyle çok yakınlaşan hatta beraber hareket eden mutasavvuf kitle Osmanlı sultanını, işte beyini, şahını, hanını ne dersiniz o şekilde resmediyor ki hiçbir farklı otorite aracını veya nasıl ifade edelim itaat modelini dışarıda bırakmayacak bir şekilde. Yani şöyle bir anlayış oluşuyor, öyle söyleyeyim. Önceki tarihini de çok kısa bir şekilde özetleyerekten 16. yüzyıl itibariyle. Şimdi tasavvufun örgütlü bir şekilde ortaya çıkışıyla aynı zamanda bir otonomi alanı oluşuyor. Özerk bir alan toplum içinde. Bu özerk alanda, bunlar aynı ulema gibi, nasıl ki ulema fıkhın içine siyasi otoriteyi sokmuyor, mutasavvufa da manevi alana sultanları siyaseti sokmak istemiyorlar. Burası bizim alanımız. Ve şöyle bir anlayış ortaya çıkıyor yavaş yavaş. Bu formül gibi bir şey. Sık sık zikredilmeye başlanıyor. Üç tane otorite vardır peygamberin temsil ettiği. Velayet, nübüvvet, saltanat. Yani peygamber aynı zamanda hem alimdi, hem sultandı, hem de kanun koyucuydu. Tarihsel yorumu da bunun şu, peygamberden sonra bu otorite aynı şekilde Raşid halifelerle devam etti. İşte Ebu Bekir, Ömer, Osman, Ali böyleydiler. Ondan sonra parçalandı. Nasıl parçalanıyor? Saltanat Emevilerle devam ediyor. Nübüvvet ulema ile devam ediyor. Kolektif bir şekilde. Ulema yani nübüvvet dediğiniz din konusunda otoriter bir şekilde konuşmak. Kim konuşabilir? Ulema. Velayet dervişler, sufiye tarafından devam ediyor. Fakat ortaya çıkan manzara parçalanmış bir manzara. İdeal bu değil. Olması gereken ne? İşte hilafetin bunları kapsıyor olması. Aslında peygamber de halife bu arada. Onu da söylemek lazım. Yani hilafetin esas tanımı o zaten. Hı hı. Kur'an'daki halife tanımı işte Adem peygamber, Hazreti Davud peygamber, halife. Hazreti Muhammed de halife. Dolayısıyla halifenin bu anlayışa göre bu kapsayıcı, bütünleştirici otoritesi Hulefai Raşid döneminden sonra üçe parçalanıyor. Şimdi bundan sonraki gayret amaç bunları birleştirmek tek bir otorite altında. Kim birleştirecek? İşte Sufiye diyor ki biziz. Çünkü Sufiye'nin şöyle bir anlayış var. Bunu çok net bir şekilde söylüyorlar. Peygamberin en üstün vasfı velayetidir. Nübüvveti değil. Yani Allah'a yakın olması. Çünkü velayet yönüyle peygamber vahiy alıyor. Velayet yönüyle Allah'ın vasıflarına mazhar oluyor. Onun tezahürü olarak işte ilim ortaya çıkıyor. Yani asıl olan velayet. Yani velayet bir de bilgi teorisine de bunu bağlıyorlar epistemolojik olarak. Yani bunun da mimarlarından birisi Sühreverdi.
sudur mevzusu herhalde. Ondan. Evet. Yani işraki şimdi bu tasavvufa diyor ki velayetten dolayı bütün bilgilerin mazharı olursunuz. O bilginin gerektiği kadarını tatbik edilmesi için insanlara vaaz edersiniz. Her yani tamamıyla da aksedilmiyor şeyde. Yani hem peygamberlikte böyle, daha sonraki işte velayete ulaşan mutasavvufadaki görüş de böyle. Yani bir şeyhin, bir pirin, bir kutbun, bir gavsın vesaire her ne derseniz vaaz ettiği, anlattığıyla mazhar olduğu farklı şeyler. Zaten hepsini anlatmakla şey de değil, yetkin de değil. Neyse, uzun mevzuyu daha fazla uzatmayalım. Anlayış bu. Yani böyle parçalanmış bir otorite var. Bunları birleştirmek zorundasınız. Fakat bu ancak ve ancak velayetin altında birleşebilir. Yani saltanat ve nübüvvet velayete tabidir. Otman Baba bunu söylüyor Fatih'e karşı. Değil mi? Yani onu zikretmiştin başta. O gerilimden dolayı. İşte bütün bu gerilimleri Osmanlı yaşayıp bunu kendi lehine tekrardan kurgulayabiliyor. Otman Baba örneğinde de böyle. Yani onlar, o hikayeleri de bilmiyoruz tabii. Çünkü kaynağı şey, bir velayetname. Otman Baba velayetnamesinden geliyor. Ne derece gerçek olmuştur bunlar bilemiyoruz. Defalarca Otman Baba Fatih'le karşılaşıyor. Son derece bazen tahkir ediyor Fatih'i. Bazen Fatih onu tahkir ediyor. Tahkir etmesinin neticesinde işte kerametinden dolayı cezalandırılıyor vesaire. Daha sonra anlıyor esas babanın o olduğunu, yani halifenin ve otoritenin sahibinin olduğuna dair. Ama Otman Baba bunu çok net bir şekilde söylüyor. Mesela diyor ki nübüvvet velayete ısmarlanmıştır diyor. Yani nübüvvet velayete tabidir. Saltanat da velayete tabidir. Şimdi bu artık yaygın bir anlayış haline gelmiş 16. yüzyıl itibariyle. Sübrevelilerden başlayarak da bunu Mevlana da söylüyor, Molla Fenari de söylüyor, işte Fatih dönemindeki Musannifek de söylüyor vesaire. Hal böyle olunca buna da hitap etmeniz gerekiyor. Ya bunu nasıl hitap edebiliriz? Ya reddedersiniz, farklı bir ilafet anlayışı geliştirirsiniz ya da Osmanlı Sultanlığı böyle resmedersiniz. Kapsayı gibi. Yani o sorunun çözümü ne? Tabii Osmanlı Sultanlığı sufi terminolojiyle, yani tasavvuf fi kelimelerle mutasavvıfların anlayacağı ve kabul edebileceği bir şekilde halife olarak resmetmeye başlıyorlar. Evet. Mesela kutup diyorlar Osmanlı Sultanı için. Ya şey de söyleyebilir miyiz? Mesela geçenlerde birkaç hafta evvel Kornel Hoca da konuk oldu. Onda da kehanet ve imparatorluk mevzusu üzerine konuştuk. Yani o mesyanik, mehdilik kavramın da bunu kapsayacak şekilde mi düşünebiliriz? Yani 16. yüzyıldaki özellikle Kanuni'nin o yarattığı imge bu sorunun çözümü gibi mi? Kesinlikle düşünebiliriz. Çünkü bunlar hilafet o kadar kapsayıcı bir kavram ki. Yani saltanatı ve nübüvveti kapsadığı gibi işte mehdiliği de kapsıyor. Çünkü peygamberlik de onun içinde. Peygamberler, esas halife olanlar peygamberler zaten. Yani hilafetin örnekleri peygamberler, öyle düşünelim. Ya saltanatın örnekleri İşte Anuşirvan olabilir. Saltanattan örnek verirken bir siyaset kitabı, şu örnek olarak Anuşirvan'ın adaletinden örnek verebilir. Ama hilafetten örnek verecekse bu Süleyman'dır, Davud'dur, Adem'dir vesaire. Hı hı. İşte Mehdi de yani peygamberler silsilesinden en azından şey diyelim, peygamber değil de Sünni teoriyle ona yakın bir otoriteyi temsil ettiği için yine Allah'ın halifesi olarak gelecek yeryüzüne. O konuda da mesela çok enteresan tartışmalar var. Yani o konuda da gerilimler çıkıyor. Mesela Süleyman, sohbeti seven birisi ulema ve Süleha ile toplantılardan birisinde, bunu iki değişik kaynaktan okudum, muhtemelen doğru. Katılımcılardan birisi şey soruyor. Demek ki o zamanlar Mehdi düşüncesi revaçta. Hı hı. Diyor ki sultanım diyor, işte halife falan nasıl hitap ediyorsa unuttum şimdi. Günümüzde diyor Mehdi çıksa diyor,
tabi olur muydunuz? Tuzak soru. Çünkü Süleyman'ın otoritesi artık çok kapsayıcı bir otorite. Yani Süleyman öyle bir şekilde resmediliyor ki hem manevi hem maddi otoriteye sahip. Yani hem sultan hem halife hem bütün kavramları kapsayıcı bir şekilde hilafetin içine yerleştiriyorlar 16. yüzyıldan ki müellifler. Bunun içinde mutasavvıflar da var. Hatta fakihler de var. Mesela Ebu Suud'un hilafeti kübra tabiri genelde fıkıh tabiri olarak resmediliyor da ya bundan daha yanlış bir şey olamaz. Tamamen tasavvufi bir tabir. Yani fukaha da artık tasavvufi terimlerle düşünmeye başlıyorlar siyaset konusunda. Neyse Süleyman düşünüyor önce falan diyor ki ya muhtemelen diyor tabi olmazdı. Evet. Ya nasıl sultanım falan diyor ki hadis zikrediyor diyor ki sıddıkların kalbinden en son çıkacak his riyaset hissidir diyor. Yani şeyin farkında tabii ki hemen yani siyaseten doğru cevap vermek için elbette lafım olur, tabi olurum demesi gerekiyor ama orada şeyi zikrediyor. Ya muhtemelen diyor gerçekte çıkmış olsa bugün itibariyle olmazdın diyor. Çünkü riyaseti bırakmak kolay bir hadise değil. Evet. Yani hilafet kapsayıcılığı kadar sorun çıkaran da bir şey. Çünkü bütün otorite kavramlarının üzerine yerleşiyor. Ama tabii Süleyman'ın etrafında ona yakın hem fıkhı, işte hem hurufiliği, hem tasavvufu, felsefeyi bilen çok insan olduğu için tarihsel örneklemelerle de beraber Süleyman'ı hiçbir açıdan meşruiyeti sorgulanamayacak bir şekilde resmetmeyi başarıyorlar. Lütfü Paşa da öyle. Mesela yine Lütfü Paşa'nın bir risalesi vardı hilafet üzerine, daha doğrusu imamet üzerine. O da hem hilafet ve imameti zaten eş anlamlı olarak kullanıyor Büyük Kur'an'da. Oradaki iddiası şu Lütfü Paşa'nın, bir güncel bir tartışmaya cevap olarak yazıyor. Diyor ki işte günümüzde bazıları diyor işte Kureyşilik meselesinden bahsediyorlar. İşte sultanımızın meşruiyetin meşru mudur, değil midir vesaire falan. Ondan sonra tartışmaya başlıyor. İşte Osmanlı Sultanı meşru mudur, değil midir? İmam mıdır, değil midir? Daha doğrusu esas vaaz ettiği soru bu. Tabii ki imamdır diyor. İmam olmak için diyor tek bir şart lazımdır diyor. O da kuvvet, nüfuz, evet, nafiz olması gerekir diyor. Hatta ve hatta diyor ulemamız demiştir ki diyor İslam bile şart değil. Tabii. Başı da öyle düşünüyor. Yani bir insanın imam olması için tek gerekli şart gücünü icra edebiliyor olması. Evet. İlginç bir şeymiş. Hikayeymiş. Bunu anayasalcılık konusunda bunu, evet, evet, burada bir sonraki koyalım programda hocam. Devam ettiririz. Buradan devam ettiririz. Çünkü bu seride sizi tekrardan davet edeceğiz. Bugün şimdilik bir virgül koymuş olalım. Hocam çok teşekkür ederiz. Bu güzel bir sohbet oldu. Sizinle de yeni sezonu açmış olduk. Stüdyo sezonunu umarım tekrar evlere dönmek durumunda kalmayız ama dönersek de zaten yayınlara devam edeceğiz. 183. yayınımız burada sona eriyor. Konuğumuz Doktor Hüseyin Yılmaz'a tekrardan teşekkür ediyoruz. Bizi izlediğiniz için de ayrıca teşekkür ediyoruz. Kur'an-ı Kitab'a da bize destek olduğu için tekrardan bir teşekkür edelim ve iyi akşamlar dileyelim.